Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Ali İmran suresinden 154 ve 158. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Bu ayetler Uhud Savaşı ile alakalı bazı ilahi uyarıları ihtiva etmekte ve savaştan bazı tabloları bize sunmakta. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor: ثُمَّ اَنْزَلْ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ. Bu gamdan sonra Allah size indirdi. Emeneten nuase, sizi rahatlatacak hafiften bir uyku verdi. Yağşa taifeten minkum, bu uyku sizden bir taifeyi bürüyordu. Ve taifetun kad ehemmethum enfusuhum, bir başka taife ise kendi canlarının derdine düşmüştü. Yazunnuna billahi gayrel hak zannel cahiliye, ve hakka isabet etmeksizin cahiliye zannıyla Allah hakkında zan besliyorlar, suizanda bulunuyorlardı. Yegulune, ve şöyle diyorlardı: hellene minel emr min şey, yani yapılacak iş hususunda bize ne var? Gul, de ki innel emra kullahu lillah, de ki bütün iş Allah'ındır. Yuhfuna fi enfusihim ma la yubduna lek, onlar sana izhar etmedikleri şeyi kendi içlerinde gizliyorlardı. Yaquluna, şöyle diyorlardı: lau kana lana minel emri şeyun, eğer yapılacak iş hususunda bize de bir yetki verilse, bize de danışılsa, ma gutilna ha huna, burada öldürülmezdik. Gul, sen onlara de ki, ey peygamber, sen onlara de ki, لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ, eğer evlerinizde de olsaydınız, لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلِ, o öldürülme kendilerine yazılmış olanlar geleceklerdi. اِلَى مَدَاجِئِهِمْ, yıkılıp düştükleri yere yine geleceklerdi. وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, Allah bu şekilde sadırlarınızda olanları ortaya çıkarıyor. Ve yumahhisa ma fi kulubikum, kalplerinizde olanları ayıklıyor, temizliyor. Vallahu alimun bi zati sudur, Allah sadırlarda olanları, gönüllerde olanları bilendir. İnnellezine tevellev minkum yevmel tegal cem'an, iki ordunun bir araya geldiği günde sizden ayrılmış olanlar, اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانِ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا, şeytan onların bazı kesipleri sebebiyle onların ayaklarını kaydırmak istemiştir. وَلَقَدْ اَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ, ama Allah onları bağışlamış, affetmiştir. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, şüphesiz Allah son derece bağışlayan ve son derece hilim sahibidir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا, ey iman edenler, la tekunu kellezine keferu, o kafirler gibi olmayın ki, ve galu li ihvanihim, onlar kardeşleri hakkında şöyle dediler: iza darabu fil art, onlar yeryüzünde sefere çıktıklarında, evkanu huzzen, veya savaşa gittiklerinde şöyle, şu şekilde söylediler: لَوْ كَانُوا اِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا, yani eğer onlar bizim yanımızda olsalardı, ölmezler, öldürülmezlerdi. Böyle dediler. Siz öyle diyen kimseler gibi olmayın. لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, Allah bunu onların kalplerinde bir pişmanlık yapacaktır. Böyle dediklerine pişman olacaklardır. وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ, Allah hem hayatı verir hem de hayatı alır. Vallahu bima ta'maluna basir, ve Allah yaptıklarınızı görmektedir, görendir. Ve le in gutiltum fi sabilillah, Allah yolunda şayet öldürülseniz, ev muttum, veya ölseniz, le mağfiratun min Allah ve rahme, Allah'tan bir mağfiret ve rahmet, hayrun mimma yecmaun, onların bütün topladıklarından çok daha hayırlıdır.
وَلَا اِمْ مُتْتُمْ Eğer siz ölseniz, اَوْ قُتِلْتُمْ veya öldürülseniz, لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ Zaten Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. Değerli izleyenlerim, burada gerçekten önce bir tablo halinde bir durum bize sunuluyor. O da savaştan bir manzara. Ve Allah-u Teala bu ayetlerde bir tablo şeklinde, kelimelerle çizilen bir tablo şeklinde savaştan bir bölümü bize anlatıyor. Ve bunu anlama noktasında önce savaşın seyrini kısaca hatırlamakta fayda var. Müslümanlar Uhud Savaşı'nın başında önce galip geldiler ama ardından Peygamberin emrine muhalefetin neticesi olarak mağlubiyetin acısını tattılar ve iki ateş arasında kaldılar. Çok zor anlar yaşandı. Ayet-i Kerime oradan bir tabloyu bize sunuyor. ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمْ اَمَنَةً نُعَاسَ O gamdan sonra, yani o mağlubiyet, peygamber öldü şeklindeki bazı yaygaralar, bu tarz bir gamın neticesinde Allah üzerinize bir uyku verdi. Ve bu emniyet veren, rahatlatan bir uyku ve nuas şeklinde, yani hafiften böyle bir uyku, derinlemesine bir uyku değil, uyuklama tarzında bir uykuyu Allah size verdi. Yağşa taifeten minküm ve bu uyku sizden bir taife, bir grubu bürüyordu. Ve taife bir başka grup ise gad ehemmethum enfusuhum bunlar canlarının derdine düşmüştü. Yani sırf kendilerini düşünüyor ve ne olacak halimiz şeklinde gözlerine uyku girmiyordu. Gerçekten burada savaşta zor bir durum nazara verilirken o anda uyunur mu? Demek ki uyunabiliyor. Ve mümin olanlar Allah'tan bir rahmet olarak, rahatlatıcı bir unsur olarak o anda uyuyorlar. Ama bir başka taife var. Bunlar münafıklar. İslam ordusu içinde münafıklar da bulunmakta. Bunlar canlarının derdine düşmüş, gözlerine uyku girmiyor. Ve malum bu gibi sıkıntılı durumlarda zaten savaşın getirdiği uykusuzluk var, epey başka sıkıntılar var. O anda velev çok hafiften de olsa bir iki dakikalık şöyle bir insanın uyuklaması kendisine bir zindelik kazandırabilmekte. Savaş hali olmadan da insan zaman zaman bunu yaşıyor. Uykusuz kaldığı bir dönemde bir yerde şöyle bir dakika iki dakika bir gözü kapansa ardından açılsa epey dinlenmiş olarak kendini buluyor. Savaş gibi bir yerde bu çok daha önemli ve insan o anda yorgunluğunu epey üzerinden atmış oluyor. Bir iki dakika buna yetebiliyor. Ayet-i Kerime müminlerle alakalı böyle bir tabloyu bize sunmakta. Ama münafıklar da var. O münafıkların gözüne uyku girmiyor. يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّ Onlar Allah hakkında cahiliyede bulundukları tarzda zanlarda bulunuyorlar. Bu da tabi Allah-u Teala'yı tam bilememenin vermiş olduğu bir netice. Ve tefsirlerde de dikkat çekildiği üzere şöyle düşünüyorlar. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hak bir peygamber olsaydı böyle bir mağlubiyet yaşanmazdı. Artık bu din bitti. Artık bundan sonra Müslüman diye bir şey kalmayacak ve hepsi silinip gidecek. Bu tarzda zanlar, cahiliye zanları hatırlarına geliyordu. Bu imanın olmayışı veya imanın zayıf bulunmasından kaynaklanan bir durum. Ve onların şöyle dedikleri bize anlatılıyor. Yegulune onlar diyorlardı ki hellena minel emr min şey. Yani bu işten bize ne var? قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ Sen de ki bütün emir Allah'ındır. Bütün tasarruf Allah'ındır. يُخْفُونَ ف۪ي اَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكْ Onlar sana izhar etmedikleri şeyi kendi içlerinde gizliyorlardı. Dikkat edilirse ayet-i kerimede psikolojik tahliller de yapılmakta. Malum insanların kalpleri Allah'a yabancı değil. Allah kalplerde olanları da bilmekte ve onlar
peygambere bir şeyler söylüyorlar. Belki dilleriyle güzel şeyler söylüyorlar ama kalplerinde başka şeyler gizliyorlar. Allah onların kalplerinde ne gizlediğini elbette bilmekte. Yekulune ve onlar şöyle diyorlardı. لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا. Eğer emir, iş hususunda bize de bir şey danışılsaydı burada bu şekilde öldürülmezdik. Ve bunun açıklamasında şuna da yer veriliyor. İbn-i Selul, münafıkların reisi, 300 kişiyle o da Müslümanlar safında savaşa katılıyor. Ve savaşın evvelinde yapılan meşverette savunma savaşı yapılmasını teklif ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da o yönde bir teklifi var. Ama Bedir Savaşı'na katılmayan nice insan doğrudan cephede savaşmayı tercih ediyorlar. Böyle düşünenlerin sayısı fazla olunca neticede cephede savaşmak tercih ediliyor. Ama cephede savaşmanın neticesinde de bir mağlubiyet yaşanıyor. İşte İbn-i Selul gibiler eğer bize danışılsaydı, bizim dediğimiz yapılsaydı bu böyle olmazdı tarzında oyun bozanlık yapmak gibi bir durum. Yani Peygamberimiz de aslında doğrudan cephede değil, Medine'de savaşmayı tercih etmişti. Ama meşveretle diğer türlü karar alınca o karara da sahip çıktı. Ve o kararın gereği neyse onu da yaptı. Yani şöyle olsaydı böyle olurdu. Bu gibi noktalara demek ki girmemek lazım. Karar alındıktan sonra kararı uygulamak gerekiyor. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ. Ey peygamber sen onlara de ki şayet siz evlerinizde de olsaydınız, yani savaş meydanına gelmeyip evlerinizde de olsaydınız, لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَدَاجِئِهِمْ. Üzerine ölüm yazılmış olanlar düşüp yıkılacakları yere geleceklerdi. Yani ecel mukadderdir. Savaş meydanında da ecel gelir. Başka yerde de ecel gelir. Yani savaş evet ölüm sebeplerinden biridir ama tek ölüm sebebi değildir. İnsanlar savaşta da ölür, barışta da ölür. Adam vardır, onlarca savaşa girer, normal yatağında vefat eder. Bir başkası vardır, diyelim serseri bir kurşunla hiçbir tehlikeli pozisyona girmediği halde hayatı bitebilir. Dolayısıyla ecelden kurtuluş yok. Ecel mutlaka gelip insanı bulacak. وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ. Allah bu şekilde sadırlarınızda olanları deniyor. Yani içinizde ne var bunları ortaya koyuyor. وَلِيُمَحِّسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Ve kalplerinizde olanları da ayıklıyor. Yani insanın kalbinde bir takım kötü duygular da olabilir. Dünyayı sevmek, dünyaya meyletmek, rahata talip olmak, bu gibi duygular Müslümanlarda da bulunabilir. Ama savaş gibi olaylarla insanlar bu noktada duygularını terbiye etmiş oluyorlar. Ve kalplerinde olan bir takım kötü duygular ayıklanmış oluyor. Ve insanlar böyle bir tasfiyeye bu şekilde muhatap olabiliyorlar. Vallahu alimun bi zati sudur. Allah sadırlarda olanı, kalplerde olanı bilendir. İnnellezine tevellu minkum yevmel tegal cem'an. İki ordunun karşılaştığı günde sizden o ayrılanlar var ya, innemestezellehumu şeytan bi ba'di ma kesebu. Bazı kesbettikleri şeyler sebebiyle şeytan onların ayaklarını kaydırmak istedi. وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. Ama Allah onları yine bağışladı. Savaştan bir manzara yine. Müslümanlardan bir kısmı böyle bir ayrılma temayülü gösteriyorlar. Ve onların bu şekildeki zafiyet göstermesi şeytanın onların ayaklarını kaydırmak istemesine ve buna sebebiyet vermekte kendilerinden bazı kesbettikleri şeyler sebebiyle böyle bir hale maruz kalıyorlar. Ama bununla beraber Allah onları yine de affediyor. Tabii savaş hali, özellikle cephede savaş hali kolay bir durum değil. Ayakların sarsıldığı, insanın sebat etmekte zorlandığı bir manzara. Ve artık orada er kişiler ortaya çıkıyor. Yiğitler ortaya çıkıyor. Ama herkes o kadar bir kararlılık gösteremeyebilir. Allah-u Teala
tam bir kararlılık gösteremeyenleri de bağışladığını bildiriyor. İnna Allahu gafurun halim. Allah gafurdur, halimdir. Yani Allah son derece bağışlayıcıdır ve hilim sahibidir. Cezalandırmaya gücü yettiği halde cezalandırmaz. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tekunu kellezine keferu, o kafirler gibi olmayın, o inkarcılar gibi olmayın. Ve galu li ihvanihim, onlar kardeşleriyle alakalı şöyle dediler: İza darabu fil art ev kanu huzzen, yani onlar yeryüzünde sefere çıktığında veya savaşa gittiklerinde, gazveye gittiklerinde onlarla alakalı şöyle dediler: لَوْ كَانُوا اِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا, eğer onlar bizi dinleseler, bizim yanımızda bulunsalardı ölmez ve öldürülmezlerdi. Bu şekilde diyen kafirler gibi olmayın. Demek ki kafirler bu tarzda yaygaralar yapıyorlar. Yani falanlar var ya, bizi dinlemediler, işte savaşa gittiler, sonunda ölüp gittiler. Böyle diyenler var. Ama ey iman edenler, siz böyle demeyin. Malum İslamiyet bize Allah yolunda mücadele etmenin, gerekirse savaşmanın ne kadar faziletli olduğunu anlatıyor. Ve Müslümanlar açısından savaş gibi durumlarda iki güzelden biri var. Ya Allah yolunda galip gelmek veya şehit olmak. Galip gelmek de güzel, şehit olmak da güzel. Demek ki kafirler bu noktada Müslümanlardan ayrılıyor. Kendileri sefere gitmedikleri gibi gidenler hakkında da eyvah, bunlara yazık oldu. Bunlar bizim yanımızda bulunsalardı böyle ölüp gitmezlerdi, ölmez ve öldürülmezlerdi diyorlar. Ey iman edenler, siz onlar gibi olmayın. لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, Allah bunu onların kalplerinde bir pişmanlık yapacaktır. Yani Allah yolunda sefere katılmamanın dünyada da pişmanlığı vardır. İşte sefere gidenler salimen ve galimen, ganimen diyelim döndüler. Selametle ve ganimetle döndüler. Geride kalanlar bu defa ah keşke biz de gitseydik diyecekler. Veya diğer aleme bakan yönüyle değerlendirecek olursak, diğer alemde gidenlerin karlı, gitmeyenlerin zararlı olduğu ortaya çıkacak. Gidenler sevaplarını alacaklar ama gitmeyenler, gidebileceği halde gitmeyenler bunu daimi bir pişmanlık şeklinde yaşayacaklar. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, bir pişmanlık yapacak. Vallahu yuhyi ve yumit. Allah hem hayatı verir hem de hayatı alır. Yani hayat Allah'ın elinde. Bu canı Allah vermiş. Allah dilediği zaman dilediği şekilde alır. Savaşa gidenlerden de alır savaş esnasında. Normal geride kalanlardan da alır. Nice tehlikeli hayatı olanlar vardır. Normal yatağında vefat eder. Nice rahat yaşayan insanlar vardır. Umulmadık bir şekilde onlar da bu dünyadan gider. Kimse bu dünyada kalmıyor. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah yaptığınız amelleri görendir. Ve le in gutiltum fi sabilillah ev muttum, eğer Allah yolunda öldürülseniz veya ölseniz, le mağfiretun min Allah ve rahme, Allah'tan bir mağfiret ve rahmet, hayrun mimme yecmaun, onların bütün topladıklarından çok daha hayırlıdır. Burada ölmek ve öldürülmek, diyelim insan Allah yolunda savaşa gider, öldürülür. Veya Allah yolunda mücadele eder, normal bir şekilde vefat eder. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşta vefat etmemiştir. Normal vefatla vefat etmiştir. Ama Allah yolunda vefat etmiştir. Hazreti Ebu Bekir Sıddık doğrudan şehit değildir. Savaşta hayatını kaybetmemiştir. Ama Allah yolunda ölmüştür. Allah yolunda ölseniz veya öldürülseniz Allah'tan bir mağfiret ve bir bağışlanma, bir rahmet onların bütün topladıklarından çok daha hayırlıdır. Vale immuttum ev gutiltum, ölseniz veya öldürülseniz le ilallah tuhşarun, Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. Allah hepimizi huzurunda alnı ak olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler.